Bazı Suriye şehirlerinin isimlerini artık çoktan ezberledik. İdlib gibi, Membiç gibi. Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmeler o kadar hayatımıza girdi ve son zamanlarda bu gelişmeler nereye doğru gidiyor sorusu daha bir gündemde. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri sıklaştı. Diğer taraftan Rusya ile de aynı şekilde şu anda bir Türk-Rus zirvesi yapılıyor. Biz bu söyleşiyi akşam 5'i geçerek yapıyoruz. Henüz sonuçlanmadı, uzun da süreceği söyleniyor ama böyle kritik bir ortamda Ortadoğu'nun durumunu her şeyden önce Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Ve konuğumuz Erhan Kireşoğlu, Orta Doğu'yu çok iyi bilen bir akademisyen, yazar ne diyelim. Siz bu şeylere çok önem vermiyorsunuz ama daha önceki programlardan da ben hatırlıyorum. Orta Doğu'yu çok izleyen birisiniz. Ama işiniz zor. Orta Doğu'da ne oluyor desem herhalde bunu özetlemek, Suriye'deki gelişmeler desem özetlemek çok kolay olmasa gerek. Özetlemek mümkün değil. Hatta şunu söyleyebilirim. Kim ki Suriye ve Orta Doğu üzerine derinlikli analiz yaptığını söylüyordur, kendisi yalan söylüyordur. Çünkü derin bir dönüşümden geçiyor bölge, uluslararası siyaset hakeza çok derin bir dönüşüm söz konusu ve bu dönüşüm dönemlerinde, geçiş süreçlerinde sistemik analizler yapabilmek, derinlikli analizler yapabilmek pek mümkün olmuyor. İşte bunun farkında olarak, bu farkındalık içerisinde görebildiğimiz kadarıyla, el yordamıyla var olanı, gündelik olanı okumaya çalışıyoruz. Bir kere bunun altını ben Tamam. kalın bir şekilde çizmek isterim. Yani seyircilerimiz derlerse ki efendim analizciler, uzmanlar şunu söylemişlerdi ama tam tersi oldu. Bu vakayı adiyedir, için tabiatı itibarıyla öyledir. Çünkü kararlanma süreçlerinde anahtar rol oynayan, kilit rol oynayan insanlar dahi kısa vadeli çözümlemeler yapamıyorlar. Çok fazla değişken var. Bu kadar fazla değişkenin olduğu bir uğrakta elbette ki çözümlemelerimiz de isabetsiz olabiliyor. Gördüğümüz kadarıyla, bugünün Gördüğümüz gördüğümüz kadarıyla kadarıyla ama açık kaynaklardan, haklısınız. açık Evet, kaynak bile evet. bu çok önemli. Bu tür Evet, zamanlarda evet. bilgiye erişim de kolay değil. Gerçek bilgiye, hakikate erişim de kolay değil. Biz istihbaratçı değiliz. Veya işte karar alıcıların işte yanı başında yaşayan insanlar değiliz. Çok kapalı kapılar ardında, doğası gereği kapalı kapılar ardında süren süreçler bunlar. Mümkün olduğunca işte açık kaynaklardan Evet. erişebildiğimiz kadarıyla analizler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Olanı okumaya Evet, çalışacağız. aslında haklısınız. Yani bir Trump'ın ABD birliklerinin Suriye'den çekilme açıklaması bile epeyce insanı, araştırmacı çevreleri, gazetecileri, siyasetçileri sarstı. Daha sonradan bir sürü peşi sıra açıklamalar geldi Tabii. ama şu an Suriye'deki karışıklık biraz da yeni karışıklık diyelim. Onun üzerine bina ediliyor. ABD birlikleri çıkar mı? Çıkarsa ne olur? O boşluğu kim doldurur? Buna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ABD birlikleri çıkacaklar. Yani başkanın kararı kesin ve mutlak. Ama bunun zamanlamasının nasıl olacağı üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nda ve Dışişleri Bakanlığı'nda münazalar devam ediyor, görünüyor. Hatta bu münazaların devam ettiğini ve ABD yönetimi içerisinde görüş ayrılıkları olduğunu da en son biliyorsunuz Bolton Amerikan Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı ile beraber Türkiye'ye gelmişti ve Suriye Özel Temsilcisiyle bunları çok açık ve seçik olarak gördük. Sonrasında yine Türkiye'yi Lindsey Graham ziyaret etti. Amerikan Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'den ileri gelen bir senatör ve Trump'ın çekilme kararını da açıkça eleştiren, Senato'da ve Amerikan basının nezdinde açıkça yerden yere vuran bir senatör geldi. Hatta en yüksek kademede Erdoğan'la dahi görüştü. Şimdi çekilme olacak. Olacak. Bunun geriye çevrilmesi
zor görünüyor. Çünkü Amerikan sistemi içerisinde başkanlar karar aldıkları zaman onu tersine çevirebilmek pek mümkün değil. Yani çok kuvvetli bir yürütme var Amerikan sisteminde. Nasıl bir tablo çıkar ve kimin işine yarar acaba bu? Şimdi nasıl bir tablo çıkar? Şimdi birincisi Amerikalılar en yüksek mevkiden çekilme kararını açıklayarak eldeki kartlarından oldular. Yani bu çekilmeyi bölgedeki aktörler nezdinde, muarızları nezdinde bir pazarlık unsuruna çevirme olanağından bir kere baştan oldular. Yani siz elinizdeki kartı açık etmiş oluyorsunuz baştan bunu söyleyerek. Ve dolayısıyla da Türkiye, Rusya, İran, İsrail biraz hazırlıksız yakalandılar. Gerçi bunun emareleri Trump'ın Mart 2018'deki konuşmasında vardı. Ancak sonrasında Amerikan müesses nizamının Trump'ı dengelediğine ve Suriye'de izlenecek politikayı müesses nizamının belirleyeceğine dair bir genel ön kabul oluşmuştu. Bütün bu saydığım ülkeler nezdinde bir sürpriz oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den geçtiğimiz yıl içerisinde İran'ın çevrelenmesi gerektiğine dair hatta Trump'ın kendi ağzından açıklamalar gelmişti. Ve Fırat'ın doğusundaki Amerikan varlığı açıkça IŞİD'e karşı olduğu kadar aynı zamanda İran'ın bölgede güçlenmesine karşı da bir emniyet sübabı olarak sunuluyordu. Şimdi Trump'ın IŞİD'le olan savaşın bittiğini ilanı ve oradaki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğine dair ifadeleri esasında bu İran karşıtı cephenin de zayıflaması anlamına geliyor. Yani Amerikan politikasında bir değişim mi söz konusu, bir dönüşüm mü söz konusu? Acaba İran'a yönelik oluşturulmuş olan İsrail'in başını çektiği, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın ve diğer Körfez ülkelerinin içerisinde olduğu cephenin cepheye ABD'nin desteğinin artık olmayacağı anlamına mı geliyor? Ben o kanaatte değilim. Ancak bunu şey yapacak, bunu dengeleyecek bir takım adımlar atacaktır diye düşünüyorum. İkame edecek adımlar atacaktır diye düşünüyorum Amerikan hükümeti ve Trump. En azından o güvenceleri verecektir. Çünkü İsrail cenahından çok sert beyanatlar gelmedi. Böyle üstü kapalı serzeniş diyebileceğimiz açıklamalar geldi. ABD'deki çok güçlü İsrail lobisinden yine serzeniş diyebileceğimiz açıklamalar geldi. Anlaşılan o ki arka planda başka pazarlıklar yapılıyor. Kimse panikte yani, değil yani. Panik yok. Sakinler. Evet. Sakinler. Panik yok. İsrail geçtiğimiz günlerde yine Suriye'yi bombaladı. Hatta ilk defa gündüz Şam havalanı civarındaki hedefler vuruldu. Sonrasında Suriye'den bir füze atıldı İsrail'e yönelik. Onu işte füze savar sistemler, İsrail'in füze savar sistemleri havada durdurdu. Dolayısıyla İsrail'de yani Amerika olmadan, Amerika'nın oradaki varlığı olmadan bölgedeki caydırıcılığını devam ettirme iradesini gösterdi. İsrail'in, hatırlatmak isterim seyircilerimize, İsrail'in saldırısından hemen 1-2 gün önce Rusya'dan bir açıklama gelmişti. İsrail uyarılmıştı, ikaz edilmişti. Denmişti ki İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durmasını istiyoruz diye yönünde bir açıklama yapılmıştı. Bu esasında İsrail'in cevabı, yani Ruslara cevabı. Biz kendimize tehdit olarak algıladığımız hedeflere saldırılar düzenlemeye devam edeceğiz. Arka planda da bence şöyle bir şey vardır, konuşulmuştur Ruslarla. Size karışmayacağız. Yani Suriye'nin kuzeyinde veya kuzey batısında
Humeymim üssü var biliyorsunuz, hava üssü evet. var ve S-400'ler de oradalar. Tartus'ta yine Rusların deniz üssü var. Bu bölgede operasyon yapmayacağız. Yine hatırlatmak isterim seyircilerimize. Bundan bir iki ay kadar öncesinde İsrailliler bir Rus uçağını, Rus askeri uçağını düşürdüler. Bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve Ruslar çok çok sert tepki. Yani bir süre Putin Netanyahu ile görüşmeyi reddetti. Evet, çok sert tepki göstermişlerdi. Buna dair ben İsraillerin güvenceler vermiş olduğunu düşünüyorum. Ama Ruslara da sınırlarını gösterdiler. Yani bu cüret de takdire şayan, yani Rusya'nın o açıklaması arkasından Suriye'yi gündüz gözüyle vurmak esasında Rusya'ya da İsrail'in sınırlarını göstermesi demek. Peki bu gelişmeler ışığında özellikle de ABD'nin çekilme ihtimalinin ortaya çıkmasından sonra oldukça hareketlenen Türkiye kendine nasıl bir alan açmaya çalışıyor? Biliyoruz ki Türkiye orada attığı adımları hep Rusya'yla ve dolayısıyla İran'la, kısmen de tabii Şam yönetimiyle birlikte bir koordinasyon içinde yapıyor ama son zamanlarda ABD ile ilişkilerde sıklaştı. Nereye doğru gidiyor Türkiye? Şimdi biraz hatırlamaya ihtiyaç var. Astana süreci nasıl doğmuştu? Halep'te çatışmalar sürüyordu. Halep muhalifler açısından düşmemesi gereken son kaleydi. İç savaşın, Suriye iç savaşının kaderinin belirleneceği yerdi. Çatışmalar sürerken Türkiye ve Rusya arasında bir kanal açıldı. Sonrasında bu 15 Temmuz sonrasında bir kanal açıldı ve bu kanalın ardından Astana süreci geldi. Astana süreciyle birlikte, yani İran, Rusya ve Türkiye'nin oluşturduğu bu süreçle birlikte Türkiye biraz Rusya'ya yanaştı Suriye özelinde. Yani geçmişte kati olarak muarız kabul ettiği, hasım olarak kabul ettiği Rusya ve İran'ın yanına yanaşmış oldu. Rusya ve İran'da özellikle Türkiye'nin Kuzey Suriye'de girişeceği müdahalelere yeşil ışık yakmış oldular. Yani bir al-ver süreci yaşandı. Sonucunda ne oldu? Sonucunda Fırat Kalkanı gerçekleştirildi ve Fırat Kalkanı üstü örtülü olarak Rusya'nın onayıyla ve İran'ın da tabii arka planda onayıyla gerçekleşti. Rusya'nın onayı olmasaydı Fırat Kalkanı olur muydu? Benim şüphelerim var. O güvenceyi almadan Türkiye öyle bir harekata girişmezdi. Neticesinde Fırat Kalkanı oldu ama Halep kaybedildi. Yani Halep muhaliflerce rejime ve rejim yanındaki milislere kaybedildi. Yani bir al-ver süreci orada. Fırat Kalkanı, bana sorarsanız Fırat Kalkanı karşısında Türkiye'nin desteklediği muhalifler Halep'ten oldular. Sonrasında yine Afrin operasyonu sırasında bu mutabakat işledi. Afrin operasyonunda Ruslar yeşil ışık yaktılar. Kürtlerle ilişkileri açısından çok sorunlu bir hamleydi bu Ruslar. Çünkü biliyorsunuz Rusya'da PYD terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Hakeza YPG de terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Ve siyasi bürolar açık. Buna güvenerek Rusya'nın Türkiye'yi dizginleyeceği, oraya yönelik müdahalesini engelleyeceği varsayılıyordu. Ama öyle yani bu varsayımlar doğru çıkmadı. Şimdi burada nasıl bir analiz yapmak lazım? Şimdi Amerikan varlığı, sahadaki Amerikan varlığı ve Suriye'nin iki küresel güç arasında Fırat'ın doğusu ve Fırat'ın batısı olarak nüfus sahalarına bölünmüş olması bence bütün denklemi belirledi. Yani Türkiye Fırat'ın batısında Rusya'nın nüfus alanına düşen bölgede hareketler icra etti. Rusya ile de antlaşma halinde, mutabakat halinde ve Ruslar da
Fırat'ın batısında kalan Afrin bölgesine yönelik Türkiye'nin harekatına ses çıkarmadı. Karşılığında tabii nelerin alındığını bilmiyoruz. Yani bunlar birazcık da kapalı kapılar ardında yürüyen müzakereler. İdlib'de bir çatışmasızlık durumu oluşturuldu. Bu Türkiye açısından o dönemde bir başarı olarak addedilebilir. Çünkü İdlib'e yönelik bir kitlesel askeri harekatın, çok yoğun bombardıman eşliğinde yürütülecek bir askeri harekatın milyonlarca, İdlib'de kimilerine göre 3 milyona yakın insan yaşıyor. Tam sayı bilinmemekle birlikte bu insanların Türkiye sınırına yığılmasına sebebiyet vereceği yönünde analizler yapılıyor. Zaten Türkiye'nin çok ağır bir yükü var. Suriyeli mülteci, yaklaşık 4 milyona yakın bir Suriyeli mülteci Türkiye'de yaşıyor ve iç politikanın da birincil gündem maddesi. Ve Rusya'yla bir şekilde anlaşıldı. Evet, Rusya'yla bir şekilde anlaşıldı. Ama nereye getirdi bizi tam da bugünlerde? Şimdi bugün konuşulan konu herhalde. Bugün konuşulan konu şu. Şimdi Rusya'yla şöyle bir antlaşma yapıldı. Dendi ki Türkiye tarafından İdlib içerisinde gözlem noktaları oluşturulacak. Türk tarafı gözlem noktaları oluşturdu. 12 tane gözlem noktası oluşturuldu İdlib sınırları içerisinde. Karşısında Rusya'nın ve İran'ın gözlem noktaları var ve İdlib'den Suriye rejimi, yani Esad rejimi idaresindeki bölgelere yönelik şeyler, saldırılar durdurulacak. Türkiye bunu garanti etti. Ve bu sınırdaki, bu taraflar arasındaki sınırın silahsızlandırılmasını garanti etti. Ve içerideki En-Nusra gibi, yani HTŞ, şu anki Heyet-i Tahrir Şam, izleyicilerimize de hatırlatalım, isimler değişiyor vesaire ama bu Heyet-i Tahrir Şam, El-Kaide örgütünün uzantıları tarafından örgütlenmiş bir askeri siyasal örgüt. Heyet-i Tahrir Şam'ı dizginleme sözü verdi Türkiye, kendi müttefikleri aracılığıyla, yani İdlib sınırları içerisinde Türkiye'ye yakın duran ÖSO unsurları ve diğer gruplar aracılığıyla bu HTŞ unsurlarını, yani radikal olarak görülen Ruslar tarafından mutlaka yok edilmesi gereken düşman olarak, hasım olarak görülen unsurların dizginlenmesinin sözünü verdi ama bu gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmedi. Geçtiğimiz günlerde Heyet-i Tahrir Şam'a bağlı milisler İdlib'in çok büyük bir kısmını ele geçirdiler ve karşılarındaki örgütleri, Türkiye'nin müttefiki olan örgütleri de kaçmaya zorladılar. Büyük bir kısmı Afrin'e sığındı, kuzeye sığındı ve İdlib'in yaklaşık %80'inden fazlası, kimileri tamamına yakın olduğunu söylüyor son gelişmelerle birlikte. Ruslardan yapılan açıklamaları o. Evet. Evet. Böyle birkaç böyle bir şey kaldı ve Heyet-i Tahrir Şam'la ittifak halinde olan, unsurların egemenliği altında olan, yani %80'in üstüne de birazcık daha koyabilirsiniz. Yani mesela bu Türkistan İslam Ordusu vardır, şeyden Uygurların vesaire örgütlendiği, onların kontrol ettikleri bir bölge var. Laskiye tarafına, Doğu İdlib'in Laskiye'ye bakan yüzünde. Oraları da katarsanız gerçekten tamamına yakını bugün ele geçirilmiş Türkiye görünüyor. Türkiye sözünü yerine getirememiş görünüyor. Şimdi kaldı ki bir de Türkiye'nin başka bir sözü vardı. Evet. Oradan otoyollar geçiyor. Yani yollar geçiyor. O yolların güvenlik altına alınmasını Türkiye garanti etmişti. Hangi yollar? Halep-Laskiye yolu ve Halep-Şam yolu. Hı hı. Bunlar hali hazırda şeyin kontrolünde şu an. Heyet-i Tahrir Şam'ın kontrolünde. Peki Ruslar ne yapacaklar? Büyük bir soru işareti burada. O soru işareti olmasına rağmen onu size sormak istiyorum. Şimdi ben şu sıralarda, biz bu söyleşiyi yaptığımız sıralarda Putin'le Erdoğan uzun bir, Kremlin'den sızan bilgilere göre uzun sürecek bir görüşmenin içindeler
terletecek bir görüşme belki. Çünkü uzun demesi Rusların ilginç. Onun öncesinde dışişleri sözcüsü Zaharova'nın, Putin'in sözcüsü Peskov'un açıklamaları var. Lavrov'un geçen haftaki açıklamaları vardı. Hep böyle Türkiye, Fırat'ın doğusu vesaire derken Ruslar tekrar tekrar bir İdlib'e bakalım, İdlib'e anlaşmıştık diye bir şey tekrarlıyor, altına çiziyorlar. Türkiye'yi İdlib konusunda Rusya sıkıştıracak mı ya da Türk-Rus işbirliği İdlib yüzünden kopabilir mi? Yani şimdi çok boyutlu bir problem bu. İdlib meselesi evet sıkıştıracaktır. Çünkü Ruslar açısından olmazsa olmaz olan bir an önce oradaki cebin, o radikaller tarafından kontrol edilen, El-Kaide uzantısı güçler tarafından kontrol edilen gücün şey yapılması, tasfiye edilmesi. Evet, evet. Türkiye anlaşılan o ki kendisine bağlı müttefikler aracılığıyla bunu yapma azmindeydi, öyle bir iradesi vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi gerçekleşmeyince rejim, İran yanlısı milisler, Hizbullah vesaire ve tabii sahadaki Rus danışmanların öncülüğünde ve Rus Hava Kuvvetleri'nin de katılımıyla büyük İdlib operasyonu başlayabilir. Türkiye o şartlar altında Fırat'ın doğusuna herhangi bir operasyon yapamaz. Niye İdlib'i yapmadın? O zaman bir kenara çekil, biz halledelim. Sen de daha fazlasını isteme mesajı mı? Şimdi bunu söyleyeceklerdir. Söyleyebilirler. Söyleyebilirler, evet. Söyleyebilirler ancak bunu Türkiye kaldıran, yani dengeler bunu kaldırmaz. Şimdi milyonlarca insandan bahsediyorum. Çok böyle kesif bir bombardımanın eşliğinde bir askeri harekat olursa Türkiye sınırına yüz binlerce kişi yığılır. Yani bu yüz binlerce kişinin yığılması halinde Türkiye ne yapacak? Yani yani Afrin bölgesine bu insanları yani yerleştirebiliriz belki diyebilirler. Efendim Fırat Kalkanı bölgesine yerleştiririz diyebilirler ama bir mesuliyet, bir sorumluluk ortaya çıkacak. Kaldı ki yani İdlib'i verelim biz sana işte şey yapalım, Fırat'ın doğusundaki operasyonlara da ses çıkarmayacağız demesi de kolay değil Rusların. Şundan dolayı değil, çünkü Rusların Suriye rejimiyle farklı bir ilişkileri var. Bir, rejimi stratejik müttefik olarak görüyor ve rejim kendi topraklarına sahip çıkmak istiyor. Yani Suriye'nin doğusundaki toprakları kendi egemenliği altına almak istiyor. Birincisi bu. Yani stratejik müttefiklerini karşılarına almak istemeyeceklerdir. İkincisi, Kürtlerle biraz önce bahsettim. Farklı bir ilişkisi var Rusya'nın. Hali hazırda PYD'nin siyasi bürosu açık Moskova'da ve Kürtleri tam anlamıyla kaybetmek istemeyeceklerdir. Ve Kürtleri de rejimle, Esad yönetimiyle masaya oturtma peşinde. Oraya doğru gidiyor mu biraz gelişme? Onu zorluyor. Ruslar onu zorluyorlar. ABD'nin çekinme konusu da aslında evet. O ışıkları sanki yakıyor gibi. Yani yakıyor. Esad'la anlaşın yoksa sonuç kötü olabilir mesajı bir anlamda. O mesajı veriyorlar ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bakın biz size Afrin'de bu öneriyi yapmıştık. Kürt tarafına bunu, hı hı, bu söyleniyor. Size bu öneriyi yapmıştık. Afrin'i rejime devredin demiştik. Siz devretmediniz. Bakın sonunda neler oldu. Yani Fırat'ın doğusunda da benzeri yaşanabilir bence mesajı veriliyordur. O zaman Kürt işler tarafına. Bayağı çetrefilli şu açıdan yani. İşler çok karışık. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içinde ya da gösterdiği hedefler içinde Türkiye'nin ilerlemesi oldukça zor olacak. Çok zor. Çok zor. Bakın şimdi bütün oyun esas itibarıyla Amerika'nın orada kalması üzerine kuruluydu Türkiye açısından. Evet. Çünkü evet. Amerika orada kaldığı sürece Rusya'yı dengeleyebiliyordu Türkiye. Ve Rusya ile başka bir kanal üzerinden ilişkisini sürdürebiliyordu. Şimdi bunlar farklı siklette oyuncular. Evet, tabii. Yani Türkiye orta siklet, Ruslar ağır siklet.
Şimdi Rusları dengeleyecek başka bir ağır siklete Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç vardı Türkiye açısından. İkisi arasındaki rekabete oynuyordu çünkü sürekli. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anda sahneden çekileceğini açıklaması Türkiye'yi Rusya karşısında zayıf pozisyona düşürdü. O yüzden Erdoğan Trump'a görüşme sırasında şey demiş. Ya durun bir dakika, hemen biz bir takvime bağlayalım. Ya bir takvime bağlayalım, hemen çekilmeyin. Çünkü terazinin dengesi bozulur, şaşar. Türkiye anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ile olan özel ilişkisine de güvenerek onlara rağmen bir hareket yapma, yani onlar sahadayken onlara rağmen bir hareket yapma arzusu ve isteği içerisindeydi. Erhan Bey, son olarak kısaca açıklayabilirseniz eğer, şimdi bir tampon bölgesi lafıdır gidiyor. Evet. Herkes de sanki kendine göre çözüyor bu şifreyi. Ne demek tampon bölge? Türkiye'nin dediği, ötekilerin anladığı. Bunu kısaca bir aydınlatabilir misiniz lütfen? Şimdi tampon bölgenin kim tarafından ortaya atıldığı meçhul. Yani bunu Trump gündeme getirdi. Yani konuşma sırasında Türk tarafı mı bunu önerdi? Amerikan tarafı mı? Trump mı? Yani Amerikan tarafı derken de şimdi bilemiyorsunuz. Yani Trump çok ilginç bir politikacı. Zaman zaman danışmanlarının da hilafına şeyler alabilen, inisiyatif alabilen bir politikacı. Trump ilk hatırlayın, ilk tweetlerinde şunu söylemişti. Dostum Erdoğan IŞİD'i Fırat'ın doğusundan yok etmek için bana söz verdi demişti. Şimdi IŞİD Türkiye sınırından yüzlerce kilometre, yaklaşık 200 kilometre güneyde. Şimdi Türkiye o kadar derinime inecekti. Yani Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki bütün topraklarına Türkiye'nin, Türk askerinin girmesi çok büyük bir yük. Hem askeri açıdan çok büyük bir operasyon, hem bunun siyasi maliyeti var, hem efendim ekonomik maliyeti var. Bu külfete girmek istemez Türkiye. Gücünün de bence çok ötesinde. O yüzden Erdoğan lojistik destek talebinde bulundu ve yine hakeza Amerikan hava gücü yani tartışmasız dünyanın bir numaralı askeri gücü, kuvveti ve Amerikan hava kuvvetlerinin bu bölgeyi kontrol etmeye devam etmesini istiyor Erdoğan. Burada bir çelişki var. Evet. Şimdi tampon bölge meselesine gelirsek yine Türk tarafından Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yani bölgede kalması, yani o hava sahasını kontrol etmesi isteniyor. Yani devriye uçuşları anlamıyla bu uçuşa yasak bölge gibi Amerikan şeyinde denetiminde bir bölge olmasını istiyor. Bunun artık bunun altında bir tampon bölge. Yani şeyden Irak sınırından başlayan yol boyunca, yani o baştan başa geçer Türkiye Suriye sınırına paralel olarak ilerleyen bir yol vardır. O yol aracılığıyla şeyden Irak'tan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Bölgesi'nden Suriye'nin batı bölgelerine gidersiniz. O yolun geçtiği güzergahtan yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar olan bölgede bir tampon bölge önerisi olduğu konuşuluyor. Ama şimdi yani bunu kimler aracılığıyla yapacaksınız? Yani bir yandan ÖSO'yu sokacağım diyorsunuz. Evet, burada Tel Abyad gibi Arapların yoğunlukta olduğu bölgeler var. Kamışlı'da rejim var. Evet. Yani bunu ne Esad rejimi var Kamışlı'da. Esad rejimini ne yapacaksınız? Onun yani onunla zaten şey halindesiniz. Böyle bir mücadele halindesiniz ve resmen hasımsınız. Bunu ne yapacaksınız? Orada bir demografik değişiklik mi yapacaksınız? Yani Kürtlerin, Suriye'deki Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadığı, Afrin'den sonra ağırlıklı olarak yaşadığı bölge o bölge, tampon bölge. Yani şimdi nasıl yöneteceksiniz? Kaldı ki Afrin'deki deneyim Türkiye açısından, yani Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonundan sonra orada yaşanan deneyim Kürtler açısından pek şey değil, olumlu değil, negatif. Yani karşınızda size negatif yaklaşacak bir nüfus var. Kaldı ki bunun da ötesinde, yani sahadaki o şeylerin ötesinde, o dinamiklerin ötesinde uluslararası alanda da biraz önce izah etmeye çalıştığım şekilde çok ciddi engeller var Türkiye'nin önünde. Yani o küresel güçleri birbirine karşı oynama,
şeylerinden yararlanma, aralarındaki çatışmalardan yararlanma taktiği sona ermiş görünüyor. Bu da Türkiye'yi oldukça zorlayacak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Erhan Bey. Çok enteresan oldu bence. Bölgeyi iyi bilmek, bölgede ilgili bir takım gelişmeleri ayrıntılarıyla vermek, en azından bazı öngörülerde bulunmak herhalde böyle bir şey. Şunu da hatırlıyorum elbette konuşmamızın başında Erhan Bey. Kesin öngörülerde bulunmanın çok zor olduğunu da ifade etti. Böyle bir şeyi bildiğini söylemenin yalancılıkla eşdeğer olduğunu söyledi. Buna rağmen herhalde bu söyleşide Suriye'de olup bitenler ve bölgenin faktörleri arasındaki, güçlü devletleri arasındaki ilişkiler açısından bazı ilginç bilgiler, yorumlar edinebildik. Daha sonraki programlarda başka konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.